Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Değerli izleyenler, Bir İlahinameler programında tekrar beraberiz efendim. Ve bu hafta da inşallah değerli misafirlerimizle, konuklarımızla güzel vakit geçireceğiz. Tabii güzel eserler dinleyip muhabbet edeceğiz. Aynı zamanda biliyorsunuz dünya şu anda koronavirüs, COVID-19 virüsüyle mücadele ediyor. Büyük bir salgın var bütün dünyada. Tabii ülkemizde de yine bu vakalar var. Bu salgın derecesine gelmiş vakalar var. Elbette biz buna Rehber TV ailesi olarak duyarsız kalmıyoruz. Tabii İlahi Nameler ailesi olarak da duyarsız kalmıyoruz. Hemen programın başında bütün bizi izleyen kardeşlerimize tedbirli olmayı öneriyoruz. Özellikle gerekmedikçe dışarı çıkmamamızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca sosyal mesafeyi korumayı özellikle de yine tavsiye ederken konuklarımıza bir hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz Bilal abi. İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Siz de Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Musab abim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Allah razı olsun. Hamdolsun. Siz de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Ali abi. İyisiniz inşallah. Hamdolsun Emin hocam. Siz Allah razı olsun. Koronavirüs dedik. Bir sosyal mesafe dedik. Bir an dedim. Valla Emin hocam artık böyle semler verecek. Gidecek. Ama iyi gidiyordu hocam abi. Dinlerdik yani öyle. Aslında sürekli dinliyoruz bu aralar. Aynen. Herkes dinliyor, aynen. Herkes izliyor. İhtiyacımız da var aslında. İhtiyaç var. Aslında şöyle bir durum var. Benim gözlemim tabii. Biz biraz duygusal bir milletiz. Çabuk panik yapabiliyoruz. Çok fazla panik haline girmeden, çünkü panik biliyorsunuz işleri daha kötüye götürür. Salgını daha da artırır. Görüyoruz işte İngiltere'de, Fransa'da, sözüm ona medeniyetin beşiği olan ülkelerde panik havasıyla işte marketler, şunlar bunlar yağmalanıyor. O sosyal mesafe diye hiçbir şey kalmıyor, temas sağlanıyor. Böylelikle daha da artıyor. Biz de biraz daha sükunetle, biraz daha tevekkülle. Şimdi biz tedbirimizi iyi alalım, sonra tevekkül edelim, gerisini Allah-u Teala'ya bırakalım diye düşünüyorum. Ben de onu diyecektim yani aslında tam aksine hocam, bilmiyorum Diyarbakır şartlarında hani öbür illeri gezme görme şansımız olmadı. Millette çok sükunet var hocam. Yani herkes normal şöyle, bence yaşantısına devam ediyor gibi görünüyor. Öyle şöyle bir panik, bir şey görmüyorum Diyarbakır'da. Yani dün itibariyle sayı 98'di biliyorsunuz vaka sayısı. Bu artacak yani, öyle görünüyor. Şimdi sayı binlere ulaştığında o sükuneti sağlayabilecek miyiz? Şimdiden bence hazırlıklı olalım yani. Bu Allah-u Teala'nın verdiği bir imtihandır, bir bela ve musibettir. Bela ve musibetlere Müslümanların tavrı sabretmektir, sabırlı olmaktır, sebatta bulunmaktır, böyle panik yapmamaktır. Ama bu şu anlama da gelmesin yani, tamam bu olacaksa o zaman başımıza ne geliyorsa Allah'tandır deyip hiçbir tedbir almamak da yanlış olmaz. Olur. İtalya'da hocam genelde hani bazı videolar falan şu an sosyal medyada dolaşıyor. Genelde şöyle bir hatırlatma var. Deniyor ki işte İtalya'da ilk okullar tatil olunca İşte millet normal bir tatil havasına gidiyor. Çoluk çocuğunu alanlar işte AVM'lere falan, aynen, gezmelere falan gittiler. Çok önemsemediler. Hı hı. Ondan dolayı bu konuda burayı önemsemek lazım. Bize de şimdi okullar burada tatil. Burada da neredeyse öyle olacaktı. Aynen. Çok yoğun bir uyarı geldi. Çok evet, yoğun. Uyarı geldi. Ben onu diyecektim. Aslında önemsemek lazım. Gerekmedikçe gezmemek lazım. Tabii. Ya çünkü bir hasta kendi evinde olduğu zaman Allah şu cümle ümmeti Muhammed'i muhafaza etsin, korusun. Hı hı. Bir hasta kendi evinde oturduğu zaman düşün hocam, en fazla kendi ailesine bulaştırabilir ama gezdiği zaman bulaştırdığı her kişi yüzlerce kişiye bulaştırabilir. Ondan dolayı dikkat etmek koronavirüs lazım. Koronavirüs programına çevirmeyelim ama şunu da söyleyeyim. Şu güven var ya, işte bana bulaşsa da bir şey olmaz, hani gencim, sağlığım yerinde falan. Tamam, belki o şahsa bir şey olmaz, fakat bulaştıracağı kişilere bir şeyler olabilir. Yani yaşlı, bir yaşlıya bulaştırabilirsin. Başka birine bulaştırırsın, o götürür bir yaşlıya. Evde annesi, babaannesi varsa bulaştırır. Değil mi hocam? Değil mi? Aynen öyle. Hı. O yüzden tedbirli olmak lazım. Hakkınızı da helal edin. Tabii dediğim gibi duyarsız kalınamıyor. Şu an ekranları başına bizi izleyen izleyicilerimiz de o tedirginlik hepimizde var. Onlarda da vardır muhtemelen. Ama biz bugün ne yapacağız? Böyle bir iki saatliğine inşallah onu unutturmaya çalışacağız. Evet. Böyle güzel eserlerle, ilahilerle böyle bazen hüzünleneceğiz, bazen coşacağız inşallah. Böyle iki saatliğine de olsa bir müzik arası vereceğiz. O zaman hiç bence şey yapmayalım hocam. Bilal abi başlasın. Hemen Bilal abi başlasın çünkü epey konuşuyor. Dağıtalım bu ortamı. Hı-hı. Evet. Bize şu eseri okuyalım. Zaten pazartesi günü
Halepçe yıl dönemi münasebetiyle bir eserimiz var. Yani tam bütün eser onunla ilgili olmasa bile bir iki kıtası onunla ilgili. Peki, alalım. Buyurun. Çocuklar uyuyun, çocuklar uyuyun. Bugün gök kararmış, bulut göğü sarmış. Dedem anlatırdı, tekin gün değilmiş. Dedem anlatırdı, tekin gün değilmiş. Birazdan ölüm, birazdan ölüm, birazdan ölüm gelecek. Birazdan ölüm gelecek. Halepçe, 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 Halepçe. Dersim bir an olmuş, bir an kan dolunmuş. Ateşler içinde zilan zulüm dolmuş. Washington yazarmış, zalimler yaşarmış. Kur'an'da söylerdi, zalimler böyleymiş. Kur'an'da söylerdi, zalimler böyleymiş. Bu kadar ölüm, bu kadar zulüm, bu kadar zulüm çağında, bu kadar ölüm çağında. Neredesin Müslüman? Neredesin Müslüman? Korkak şerefsizce, kalleşçe sinsice. Sardı yarasalar karanlık çökünce. Ve işte Susa'da cami avlusunda 15 güzel insan küfrün namlusunda. 15 güzel Müslüman küfrün namlusunda. Birazdan şeref, birazdan izzet, şehadet şeref gelecek, zafer müjdesi verecek. Ey Susa, şan Susa, şan Susa, şeref Susa. Ey Susa, şan Susa, şan Susa, şeref Susa. Eyvallah Bilal abi, yüreğine sağlık. Halepçe, Susa, mazlum topraklar yine. Evet. Böyle eski ve güzel eser. Bu eseri bütün yani sanatçı abilerimizin çoğu seslendiriyor biliyorsun. Böyle hani güncelliğini evet, yitirmeyen doğru. Eserlerden biridir aynı zamanda. Gerçi bizim eserlerimiz mesaj ağırlıklı olduğu için hani şöyle düşünülebilir.
Yani mesajsa o günün mesajı neyse o güne has bir mesajdır. Ama hayır, öyle değil. Eserlerimizin çoğu böyle geçerliliği devam ediyor. Niye? Çünkü dün yaşananlar bugün de yaşanıyor. İnşallah bugün yaşananlar yarın yaşanmaz ama maalesef şu anda yaşanıyor. O hüzün devam ediyor. Yaşanıyor ve artarak bence devam ediyor. Mesela geçmiş önceki zamanlarda şehit serisi içerisinde Halilur Rahman Camisi şehitleri vardı. Onlar üzerine yapıldı. İşte Halepçe, Susa üzerine yapıldı. Ve günümüzde artık mesela ve Hindistan'da şimdi bu günlerde katliam yaptı hocam. Aynen. Camiler yıkılıyor böyle. Cayır cayır camiler yanıyor ve dünya hepsi izliyor bunu. Yani artık hani 13 Müslüman, 15 Müslüman değil yüzlercesi şehit oluyor. Ondan sonra Yeni Zelanda'da geçen yıl 50 küsur Müslüman şehit oldu. Yani artık bazen savaş zamanlarında hani mesela özel zamanlarda cenaze törenleri olur, savaş zamanlarında artık o kadar fazla olur ki artık normal artık defnedersin olur ya. Hı hı. Bizim de öyle oldu. Artık birçoğu üzerine eser yapamıyorsun. O zamanlar aynen. Münferit çok nadir olduğu için bunları önemseyip üzerine şimdi eser yapıyorsun. Maalesef çok arttığı için artık üzerine eser bile yapılamıyor. Hı hı. Bu da ümmetin acı halidir. Bazen insan şöyle de düşünüyor hocam. Yani bu felaketler, bu gelen depremler, bu seller, bu işte virüsler acaba Allah-u Teala'nın bir cezalandırması mıdır diye de insan düşünmüyor değil hocam. Bazen aklımıza bu da geliyor aslında. Elbette ki Allah-u Teala Hazreti Peygamber'den önceki kavimleri biliyorsunuz inkar edenleri, taşkınlık edenleri, haddi aşanları helak ediyordu. Tabi burada helak olanlar sadece haddi aşanlar değildi. Haddi aşanlara sessiz kalanlar da helak ediliyordu. Değil mi? Bugün toplu bir helak olmasaydı Allah-u Teala böyle bu tür bela ve musibetleri insanlar içerisine gönderir. Ve bu insanlar Müslümanlardan müteşekkil de olabilir. Niye? Çünkü bugünün Müslümanları bugünün Müslümanlarına yapılan zulme sessiz kalıyor. Kalıyorlar. Sessiz kaldığımız için de belki Allah-u Teala bizi bu şekilde helak ediyordur. Evet. Allah muhafaza etsin. Ders almak lazım bu tür olaylardan. Diyelim sözü Musab abiye bırakacağız. Musab evet, abi. Yine inşallah yeni eserlerle geldik. Evet. İlk eserimiz Mehmet Yavuz Hoca'ya ithafen hazırladığımız yeni bir eser. Kürtçe. Kürtçe. Evet. Peki buyurun i̇nşallah alalım. İnşallah onu okuyacağız. Rahmetli te insan erin, rahmetli te.
te insan irni jitem tirine bu neminem be juna te bun hazin li takdira khuda yaqin rahmetli te insan irni rahmetli te insan irni ey hatibu ey kılavu Toza piroz Mehmet Yavuz Ey hatibu, ey kılavuz Toza piroz Mehmet Yavuz غدارین فکر آزور باتی یه بیست و هشت سباتی کربون قصد حیاتی اشاندن ته انسان ایرند کربون قصد حیاتی اشاندن ته انسان ایرند و ایشکنجا canda insan erin deve canda insan erindi ve işkence hale zindane verin kere gür çık ucane tedevi ida kurbani deve canda insan erin deve canda insan erin ey hatibu Doza piroz Mehmet Yavuz Ey hatibu, ey kılavuz Doza piroz Mehmet Yavuz کتاب جناب کتاب خبر داد خوش کتاب ذکر قانی پش مخاطب لسر اسلام انسان ایرند ذکر قانی پش مخاطب لسر اسلام انسان ایرند Ver zalim uşuma Serbilin bu insan erin Serbilin bu insan erin Tıbu yedengi mezluma Hevaru rengi mehruma Lipiş ver zalim uşuma Serbilin bu insan erin Serbilin bu İnsan erin Ey hatibu Ey kılavuz Doza piroz Mehmet Yavuz Ey hatibu Ey kılavuz Doza piroz Mehmet Yavuz
eser bir atiyo ümmet, sebru hizmet abu millet, dikir şiret duhas cennet, tev salihan insan erin, dikir şiret duhas cennet, tev salihan insan erin. Dava ümmet li meydana, derdi millet di ekrana, di gel Yusuf'in zindana, beyan kirte insan erin, beyan kirte insan erin. Dava ümmet li meydana, derdi millet di ekrana, di gel Yusuf zindana, beyan kirte insan erin, beyan kirte insan erin. Ey hatibu, ey kılavuz, doza piroz Mehmet Yavuz. Ey hatibu, ey kılavuz, doza piroz Mehmet Yavuz. Eyvallah. Mustafa abi, yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Mehmet hocam. Yavuz hocamızı bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Rabbim mekanı cennet etsin inşallah. Amin. Nadir şahsiyetlerden birisiydi. Her böyle onunla ilgili bir eser dinlediğimizde ve ekranda da görüntülerini gördüğümüzde hüzünleniyoruz değil mi hocam? Hüzünleniyoruz. O değeri anlıyoruz. Hani değer, bir değer yitirildikten sonra daha çok anlaşılır. Bu da aynen o misal. Onu yitirdikten sonra daha iyi anladık. Dediğim gibi Rabbim mekanını cennet etsin inşallah, inşallah diyelim. Mehmet Ali abi, bugün sende bir hal var. Nasıl bir hal hocam? Tamam, koronayla başladık kabul ama hal dedik ki hocam, bu şey ortamı biraz böyle dağıtalım dedik ama sende hiç... Yani eserler hüzünlü hocam dedik ki Yavuz hocamızı izliyoruz, böyle hüzünlü eserler götürüyor insanı. Öncesinde Halepçeydi. Aynen, Halepçeydi, Mehmet Yavuz hocaydı. Evet. Olunca insan biraz hakikaten o şeye giriyor dediğim gibi. O moda giriyor değil mi? Aynen. Yalnız sanki biz az konuşmuş gibi lanse ediyoruz ama saatler epey ilerlemiş, çok konuşmuşuz demek. Bu halde ben çok konuşmuşum. Tabii sen hocam neredeyse koron anı, koron için bir seminer verecek. Değil mi? Az kalmış. Yakında herkes seminer verebilecek, duruma gelecek. Aynen. Diyelim Bilal abiye tekrar dönelim abi hızlı bir şekilde. Hocam inşallah bizde Yaşasın Efendimiz diye bir eser. Evet. Grup Mağlara'ya ait bir eser. Peygamber Efendimiz'le ilgili, inşallah onu seslendireceğiz. Biraz hareketli değil mi? Evet, buyurun. İnşallah. Sen Muhammed'in yüzünde kaderini görensin, her adım yürüdüğün yoluna gönül verensin. Sen Muhammed'in yüzünde kaderini görensin, her adım yürüdüğün gönüle gönül verensin. Yaşasın güneyimiz, yaşasın kuzeyimiz, dört bir yanda yürüyen Muhammed ümmetiyiz. Yaşasın Efendimiz, o bizim her şeyimiz, alemin ortasında parlayan güneşimiz. Yaşasın güneyimiz, yaşasın kuzeyimiz, dört bir yanda yürüyen Muhammed ümmetiyiz. Yaşasın Efendimiz, o bizim her şeyimiz, alemin ortasında parlayan güneşimiz. Müzik.
Her rüyanda istediğin peygamberin yüzünü yaz eline yeminini, iste onun sözünü. Her rüyanda istediğin peygamberin yüzünü. Yaşasın Bedir'imiz, yaşasın Hayber'imiz. Cennetin yollarını isteyen neferleriz. Yaşasın Ömer'imiz, söz veren Hüseyin'imiz. Resul'ün yüzünü istiyor şu gözlerimiz. Resul'ün yüzünü istiyor şu gözlerimiz. Sensin yoldaş sensin, yollara çağıran sen. Sen büyüyen bir kelimesin, duada söylenen. Yolcu sensin yoldaş sensin, yollara çağıran sen. Sen büyüyen bir kelimesin, duada söylenen. Yaşasın güneyimiz, yaşasın kuzeyimiz. Dört bir yanda yürüyen Muhammed ümmetiyiz. Yaşasın Efendimiz, o bizim her şeyimiz. Alemin ortasında parlayan güneşimiz. Yaşasın güneyimiz, yaşasın kuzeyimiz. Dört bir yanda yürüyen Muhammed ümmetiyiz. Yaşasın Efendimiz, o bizim her şeyimiz. Alemin ortasında parlayan güneşimiz. Alemin ortasında parlayan güneşimiz. Eyvallah Bilal abi, yüreğine sağlık. Abi Allah razı olsun. Eser güzeldi. Biraz hareketli. Yaşasın kuzeyimiz, yaşasın. Değerlere sahip çıkmak değil aynen, mi? Aynen doğrudur. Değerlerimize sahip çıkmak. Muhammed ümmetinin değerlerine sahip çıkmakla ilgili. Buyurun dedik abi, ve şey diyelim. Şimdi Bilal abiler grup Puslat olarak başladılar işe. Sonra da işte Bilal Dalkılıç, işte Özcan Güner, Mahfuz Aktekin vesaire öyle solistlere ayrıldılar ve o zaman sizin grubunuzun bir organizatörü vardı, böyle konserleri falan organize eden Okan Atakan abimiz aynen vardı. Bugün bu vesileyle Hüseyin Atakan piyanistimize hoş geldin demek istiyorum. Hüseyin hoş geldin aramıza. Uzun zaman önce biz def falan çalıyordu Hüseyin. Bugün piyanist olarak programa katıldı. Bu vesileyle Okan abiye bir selam göndermek istiyorum müsaadenizle ve bu eserde Okan Atakan ve Atakan ailesine armağan etmek istiyorum. Eyvallah. Evet. Bizden de selamlar olsun abimize. Tabii Hüseyin de kendini geliştirmiş. Bayağı geliştirmiş. Değil mi? İyi, böyle yeteneklere de ihtiyaç var. Aynen. Okan abi de öyle yetenekli tabii. Okan abi de bağlama, bir dönem gelip bize bağlama çaldı. Uzun zamandır gelmiyor. Aynen. Aynen diyelim. Sözü tekrar Mustafa abiye bırakalım mı? Evet abi. Yine yeni bir eser. Evet. Peygamber Efendimizle ilgili. Türkçe söz beste Cihan Bozaba Hoca'ya ait. Ait. Peki. Buyurun abi. Feda
Bülbülü fizar, gülü gülizar, eyleyip nazar hayrana geldim. Hakkın yolunda, aşk divanında olup İsmail kurbana geldim. Hakkın yolunda, aşk divanında olup İsmail kurbana geldim. Allahu Ekber, Muhammed Reber, Nuri Bilaver, fedaya geldim. Allahu Ekber, Muhammed Reber, Nuri Bilaver, fedaya geldim. Aşkınla yâne, deli divane olup pervane dönmeye geldim. Geldim kapına ben yana yana, dalıp deryana kanmaya geldim. Geldim kapına ben yana yana, dalıp deryana Muhammed Rehber, Nuri Bilaver, fedaya geldim. Allahu Ekber, Muhammed Rehber, Nuri Bilaver, fedaya geldim. Eyvallah Mustafa abi, yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Güzel bir eser Peygamber evet. Efendimizle. Aslında ilgili. Bir kıtası kalmıştı da uzun olur diye okumadım. Şimdi uzun demişken şöyle söyleyelim. Malum şimdi eskiden bir ilahiye ya da bir müziğe, bir esere ulaşmak, onu dinlemek bugünün şartlarına göre çok zordu. İşte kaset çalarlar vardı. Bizim dönemden bahsediyorum. Plak döneminden bahsetmiyorum. İşte plak döneminde niye bana baktın hoca? Yani işte siz yetişmişsinizdir herhalde. Şimdi evde ya da iş yerinde bir kaset çalar varsa, teyip dediğimiz, o zaman dinlerdik. Ama şimdi müzik her tarafta, cebimizde geziyoruz değil mi? O yüzden eserler böyle hani eskiden uzun da olsa dinlerdik. Ama şimdi uzun eser biraz ne yapıyor? Sürekli müzik dinleyebildiğimiz için sıkabilir. Benim nacizane tavsiyem sanatçı abilerimizde eserleri ayarında tutmak. Daha yani çok mesela yani. 7-8 dakikalık, 9 dakikalık eserler bir süre sonra sıkıyor. Bir daha dinlemek için acaba bir daha dinleyeyim mi diye bir şey yapıyorsun. Şimdi ama şey kısa hocam, olsa ya bu eser güzeldi bir daha dinleyeyim. Bir de şimdi dediğin gibi eskiden kaset vardı. Bir eseri bazen hani sevdiğimiz bir eseri ileri geri alıp onu buluncaya kadar akla karayı seçerdik. Şimdi şey var, adam uzun geldiğinden sıktığı zaman hemen değiştirebiliyor. Hemen böyle infaz edebiliyor eseri. Ondan dolayı eserlerin hakikaten Kürtçe'de plakta şey var. Plakta ne yapıyordunuz abi? Hocam böyle durdurup ileriye geriye alma falan var. Valla ben şimdi plak dedim de ben kaç yaşındayken 4-5 yaşlarındayken ya biz, o zaman köydeyim, köydeydik tabi o zaman. Hani köyde plak olduğunu hatırlıyorum yani, hayal meyal. Ya boşuna yani, demedik plak görmüş yani, yani. Evet, peki şimdi sesimi dinler misin, bölümümüze geçeceğiz. Bir şeyler söylemek ister misin Mehmet Ali abi? Hocam bugün tanıtımı yine sen yap sesimi der misin? Senin tanıtımdan daha iyi olur. Ben yıl boyunca yaptım. Evet. Bilal abi yapsın. Ben yapmam. Bilal abi yap sesimi dinler misin? Nasıl tanıtırsın? Sesimi der misin? Yani, yap yap abi. Yani. Bilal abi ben konuşursam ağır taşlar yerinden oynar der gibi şey var. Ne yapıyoruz abi mesela? İlk başta ekranın alt kısmında evet. Telefon numaramızı veriyoruz. Evet. Yapar mı yani?
Yapalım hani WhatsApp numarası. WhatsApp hattımızı verelim o zaman yönetmenimize rica edelim. WhatsApp hattımız gelsin. Abi daha orijinal bir sunum yaptı. Evet. Gelmedi tamam abi yani. Geliyor. Tamam siz gel buraya. Tamam. Yaptık. Evet. Gördük. Sesimi dinler misine katılmak isteyen arkadaşlar. Öncelikle bir video hazırlayıp WhatsApp hattına o videolarını gönderiyorlar. Ve bu videoyu nasıl hazırlıyorlar abi? Eser mi söylüyorlar? Evet. Eser tabii. Kaç eser söylüyorlar? Yani kendilerine göre en güzel eserleri belirleyip. Üç eser birer kubbelik, birer kıtalık olması lazım. Evet. Yani en güzel eserleri belirleyip, bu da üç tane eser. Hı-hı. Bunları seslendirip WhatsApp hattımıza gönderiyorlar. Evet, oradan da. Oradan ne yapıyorsunuz abi? Oradan da beğendiğimiz eseri seçip arkadaşı da çağırıyoruz buraya. Bu arada sanki işte müzik kurulunda olduğunu işaret etti. Öyle bir şey. Beğendiğimiz dedi çünkü. Ben hiç olabilir, öyle demiyorum. Olabilir. Bilal abi müzik kurulunda olması yeridir olabilir. Yani. Bilal abi eski bir sanatçı. Ve sonra olarak. Arkadaşlar buraya çıkıyor değil mi? Sonra arkadaşı buraya çağırıyoruz. Bugün çıkaracağımız kardeşimiz İnşallah. Gibi. İnşallah. Peki. O zaman hep birlikte Sesimi Dinler Misin bölümümüze geçelim. Özlem Ajans'ın katkılarıyla hazırlanan Sesimi Dinler Misin bölümü başlıyor. Zulümlerin altında hayat mateme durdu. Dünya sonbaharında umutlar dibe vurdu. Başı çil çil olur belim bükülür. Sizler de Sesimi Dinler Misin'e katılıp yeteneğinizi izleyenlerle canlı yayında paylaşmak ister misiniz? Ravzasına vardım Gülistan'dadır. Bir nazar almaya geldim efendim. Gönüllere derman sende. Kurban olam sana Resul. Bir kelebek uçar hayallerimde. Bir tatlı perti kayar derimde. Şeytanın kibridir kafir yüzünde. Hain bir katildir durmaz sözünde. Evet değerli izleyenler bu akşam Yakup Aslanalp kardeşimiz bizlerle. Hoş geldin Yakup abi. İyisin inşallah. Sosyal mesafe dedik şöyle bir araya birkaç metre bırakayım mı yoksa abi? Yakup'tan zarar gelmez. Gelmez değil mi? İyisin inşallah. Yakup kardeş nereden katılıyoruz? Diyarbakır. Kuruçeşme. Kuruçeşme yani merkezden katılıyorsun. Evet. Okula gidiyor musun? Evet. Kaçıncı sınıf? Lise 2 yani 10. sınıf. Evet. Dersler nasıl gidiyor? İyidir. Tatildesin. Tatil nasıl gidiyor? Elhamdülillah. Çok geziyor musun? İşte. Gezme. Tatilse evinde otur değil mi? uzaktan eğitim başladı mı? Hayır başlamadı. Başlamadı. Pazartesi başlayacak evet. Değil mi? Evet. Siz de hazırlanıyorsunuz ona evet. Göre. Peki hayırlısı. Şimdi bize bugün hangi eseri okuyacaksın? Hücre Duvarı. Hücre Duvarı. Müzikle aran nasıl? Nereden geliyor? Hani sokakta yürüdüğüm zaman, hani gittiğim zaman her zaman söylüyorum. Söylüyorsun. Evet. Böyle yolda yürürken söyleye gidiyorsun. Evet. Okulda hiç söyledin mi? Söylemişim. Güzel. Okuldaki biliyorsunuz son zamanlarda okullarda fazla böyle sanatsal, kültürel ya da sosyal etkinlikler yapılıyor. Hiç Kutlu Doğum etkinliği yaptınız mı? Evet. Söyledin mi orada? Evet, çok güzel. Peki. Bir veteremiz var. Yakup kardeşimizin veteresi. Önce onu bir izleyelim. Kelebek uçar hayallerimde, bir tatlı ürpertir kayar derimde. Dağ gibi umutlar var ellerimde, kirli bir hançerdir hücre duvarı. Kirli bir hançerdir hücre duvarı.
Evet, Yakup kardeşin sesi oradan bile güzel geliyordu. Yorumu da güzel geliyor. İnşallah performansı da güzel olacak. İnşallah. Söz sende, buyur. Kelebek uçar hayallerimde, bir tatlı ürperti kayar derimde. Dağ gibi umutlar var ellerimde, kirli bir hançerdi hücre duvarı. Kirli bir hançerdi hücre duvarı. Bir fatiha kar dudaklarımda, temiz yaşlar parlar yanaklarımda. Dört yanda ayetler kulaklarımda, halime sırtı hücre duvarı. Ama özgürlüğe sevdalıyız biz, kıyamımız gümrah, davamız temiz. Affettik zulümden, kalmayacak iz. Gün gelir yıkılır hücre duvarı. Ama özgürlüğe sevdalıyız biz, kıyamımız gümrah, davamız temiz. Affettik zulümden, kalmayacak iz. Gün gelir yıkılır hücre duvarı. Geceler karanlık, buruk geceler. Çepemde devleşir çirkin cüceler. Çevremde sahipsiz sözler, heceler. Aklıma göz diker hücre duvarı. Aklıma göz diker hücre duvarı. Sevdam garip kalmış, hainler güler. Sözler ısırgandır, kalbime işler. Zalimler etimi azgınca dişler. Ellerimi bağlar hücre duvarı. Ama özgürlüğe sevdalıyız biz, kıyamımız gümrah, davamız temiz. Sabrettik zulümden,
kalmayacak iz, gün gelir yıkılır hücre duvarı. Ama özgürlüğe sevdalıyız biz, kıyamımız gümrah, davamız temiz. Zahrettik zulümden kalmayacak iz, gün gelir yıkılır hücre duvarı. Ama özgürlüğe sevdalıyız biz, kıyamımız gümrah, davamız temiz. Zahrettik zulümden kalmayacak iz, gün gelir yıkılır hücre duvarı. Kup kardeş, Musab abi, bu koronavirüs belası olmasaydı sana bu akşam bir ciğer yenilecekti, borçluydu. Çünkü mikrofonu kapatıp gitmiş, son eseri o söylemişti. Olsun, biz yine baştan başladık. Biraz motivasyon sorunu yaşadı, mikrofonlandı, yani performansı güzeldi ama. Güzeldi performansı. Bir de şöyle enteresan bir olay oldu. Şimdi biz, Yakup bize 3 eser göndermişti. 3'ünü montaja gönderdik, eseri onların seçmesini istedik. İlk defa tutturabildik değil mi hocam? Bazen evet. Çünkü sanatçı geliyor, mesela burada seslendirdiği eserle oradaki aynı olmuyor. Hı-hı. Demek ki montajdakiler de bunu yakıştırmışlar. Yakup evet. O da bunu seslendirdi. Ben de 2 eser dinledim provada, bunu daha çok yakıştırdım. Aynen. Sesi güzel kardeşimizin, müzik kulağı zaten var. Biraz daha tabii mesafe kat etmesi gerekecek. Tabii genç kardeşlerimize hep söylüyoruz, bu mesafeyi kat ederken birinci önceliğimiz müzik değil, başka önceliklerimiz var değil mi? İbadetlerimiz var, Kur'an'ımız var, camimiz var, okulumuz var, derslerimiz var. En sona neyi bırakıyoruz? Müziği bir hobi olarak yapıyoruz. Ama hocam inanın hocam, bu bölümü çok uzatmak istemiyoruz. Reklama geçeceğiz belki. Buraya çıkabilmek, yani bu yaşta gencecik bir kardeşimizin cesaret gösterip buraya çıkması başı başına bir olaydır bence. Aynen öyledir. Evet. O yüzden tebrik ediyoruz. Yorumun içinde seni tebrik ederken reklama gidelim. Değerli izleyenler, kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından inşallah tekrar buradayız. Evet değerli izleyenler, kısa bir aranın ardından tekrar beraberiz İlahi Nameler'de. Bilal Dalkılıç ve Musab Şanlı kardeşlerimiz bugün misafirlerimiz. İlk bölümde güzel eserler dinledik. Daha çok ağıt dinledik. Böyle hüzünlü eserler dinledik değil mi? Şimdi aslında Bilal abinin de Musab abinin de tarzı biraz o. Yanık eserler. Değil Bilal mi? Abi biraz tasavvuf hocam. Tasavvuf müziği. Var mı bugün tasavvuf? Var tabii mesela. Var. Var değil mi? Aynen. Bende de bir tane var. Klasik böyle Alaturka diye tabir edebileceğimiz eserleri Bilal abi seslendiriyor öyle. Hı hı. Daha önce de bunu konuşmuştuk. Şeyine de yakışıyor hocam. Tavrına da yakışıyor o eserler. Evet. Başarılı ben bir Yakubi'dim kendi halimde değil mi? Bir ara onu da sanki seslendirmiştim. O eserler de gidiyor abi doğru. Yani senin evet. Tarzına. Zaten bu yıl Putu Doğum programları iptal oldu. Bu malum koronavirüsünden dolayı. Evet. Artık Ramazan'a bir hazırlık var. Ramazan'da da genelde o tip eserler gidiyor hocam. Değil mi? Böyle klasik ilahi tarzındaki eserler Ramazan ayına iyi diyor. Ramazan ayına iyi diyor. Ramazan ayında da tabii hani önümüzde ne olur ne biter bilemiyoruz. Bu virüs nerelere evrilir, nerelere gider. Geldiği yere geri gider mi bilemeyiz ama büyük bir ihtimalle hani uzmanların da söylediğine göre 1-2 ay içerisinde etkisini yitirir. İşte o da Ramazan'a, bayrama denk geliyor. İnşallah Ramazan'da daha böyle rahatça bir Ramazan programları, iftar programları, sahur programları olur. Sizler de iştirak edersiniz. Bu tür eserler de o zaman daha iyi gider. Ama şimdi evet. Ne alacağız? Şimdi Seyrettin Muhammed'i Yunus Emre'ye ait bir şiir. Tasavvufi yine. Evet. İnşallah seslenir. Seyrettin Muhammed'i. Evet. Buyurun.
aynayı kalbimde seyrettim Muhammed'i. Aynayı kalbimde seyrettim Muhammed'i. Aynayı kalbimde seyrettim Muhammed'i. Can Ahmed'i. Dört yanında yar ile seyrettim Muhammed'i. Dört yanında yar ile seyrettim Muhammed'i. Dört yanında yar ile seyrettim Muhammed'i. Can Ahmed'i. Kadre erdim, seyrettim Muhammed'i. Dün gece kadre erdim, seyrettim Muhammed'i. Dün gece kadre erdim, seyrettim Muhammed'i. Can Ahmed'i. Aşıkun buldu, seyrettim Muhammed'i. Aşık maşukun buldu, seyrettim Muhammed'i. Aşık maşuku buldu, seyrettim Muhammed'i. Aşık maşuku buldu, seyrettim Muhammed'i. Ahmed'i. Eyvallah, seyrettim Muhammed'i. Güzel, böyle bu tür, ne dedin az önce bir tabir kullandın. Alaturka. Alaturka, evet. Tasavvuf musikisi diyelim. Aynen. Evet. Şimdi dün bizim Muhammed Nur yönden var. Evet. Abisi Mehdi yönden var. Ara ara böyle WhatsApp üzerinden muhabbet ederiz. Onlar da bir müzik birikimleri güzel, iyi. Hı-hı. Müzik kültürleri güzel. Bana dedi ki bir eser seslendireceğim dedi. Dedim o eseri seslendirmek için sende hançeri olması lazım yani. Dedim Musa abi mesela seslendirdi. Hani abi hançereler havada uçuştu. Hançerler, bıçaklar falan. Aynen. dedi ki abi o dedim sonradan olmaz. Varsa var yoksa yok. Şimdi bugün dikkat ettim. Demek ki Muhammed Nur haklıymış. Bilal abi de hançere varmış biraz. Var mıymış? Evet. Bugün böyle arağa böyle gırtlak nameleri hançereler falan attı. Bir de Bilal abi dinlerken şeyi düşündüm yani. İyi bir gazelhan olurmuş değil mi hocam? Hani evet. Böyle şey takıyorlar ya, güneş gözlüğü takan bile. Hançere dedim de aklıma evet. Vakti Seda programımız geldi. Hı. Hatırladın mı? Vakti Seda. Evet, evet. Ne çabuk yok program abi. Doğrudur. Bir an ilahi nameler içerisinde düşündüm, aradım da. Müzikal terimleri konuşurken bu hançere nedir? Böyle hep ilahi namelerde hançere diyorsun. Onu bir ara konuşmuştuk. Aha. Hatırlarsan o aklıma evet. Geldi. Şimdi mikrofon elinde, hı-hı, hazır elindeyken evet. Sözü sana bırakalım. Sözü bana değil hocam, sözü bize. Şimdi şey yapma. Şimdi etme, eyleme. Şimdi geçen yani, kaç gel, program... Gel vazgeç. Şimdi şöyle, hocam yani şimdi problem değil yani.
yıllardır artık zaten seyirci seni de tanıyor, beni de tanıyor. Biz öyle bugün biraz sadece bir sıra dışılık olsun diye program öncesi Emin Hocam'dan rica ettim. Dedim bu eseri beraber söyleyelim. Ve iyi de olur inşallah. Güzel beraber söylüyorum şimdi hocam. Bak, ki kaç programda söylüyoruz. Tavırlara bir bak, şu abilerin yüzüne bak. İyi olup olmayacağı şimdiden belli olur, oluyor. Olur abi. Olur. Tamam. Sesimi dinler misin yapayım o zaman? Benim de sesimi bir dinlesinler. Olur mu? Gel hocam, senin sesini dinler misin alalım. Ne okuyacaktık abi? Hüküm kayıt. Grup Genç'ten Sabır Düştü diye bir eser var. Sabır Düştü. Evet. Bak Mustafa abi hücum kayıt hücum diyor. Kayıt. Sen hiç, sen o yok hücum, değil mi hocam? Bugün? O köşeyi kaldırmıştık. Benim için var ama. Evet. Tamam. Buyurun. Peki. Abi. Buyurun hocam. Şükür düştü.
düştü geçer sahrayı Musalar. Bana o gün şükür düştü. Hocam özellikle davetimi kırmadığın için teşekkür ediyorum. Abi son kıtada yanlış girdim ama. Hocam problem değil, zaten önemli olan yanlış girmendir. Sen de benim gibi söylesen sana söyletmezdim ki orada. Söyletmez mi? Yok. Amaç orada öyle bir renklilik olsun. Emin Gülsever Hoca orada ezgi söylüyor. Evet. Emin Gülsever Hoca'dan dört dörtlük söylese Mehmet Ali Oğuz... Pardon şimdi burada çok sohbet var. Abi bu muhabbeti evde yapıyordun. Aynen. Velhasıl bir gün sen de bana şiir okut hocam, ödeşelim. Sen ara ara şiir okuyorsun zaten. De yani hani senle beraber okuyalım hocam. Olur mesela haftaya. Güzel bir şiir böyle. Olur, olur hocam. Değil mi? Güzel seçelim. Ara ve müzik de karıştırabilirsin icabında. Olur, olur. Olur mu? Hazırla bir tane hocam, yapalım onu. Tamam abi, tamam. İnşallah. Tekrardan ağzına yüreğine eyvallah, sağlık. Gerçekten güzeldi hocam. Yani ben beğendim. İşte o yanlış girmesin daha güzel olur. Hocam olurdu. En güzel yeri orası. Nasıl zaten oldu ben de anlamadım. Yani normalde ben girişlerde çok şaşırmam ama. Güzel yani o kadar takmamak lazım. Yok takmıyorum. Çünkü dört dörtlük sanatçı olsaydı. Ben sanatçı değilim ki. Mehmet Ali abi böyle bir iddiam da yok evet, zaten. Evet. Ara ara böyle güzel. Aslında araya şiir de gidiyormuş. Ben sen söylerken baktım ki böyle bunun arasına kısa bir dörtlük gidebilirdi. Bunu onu şey yaparız hocam. Eğer Allah ömür verir de programla devam ederse, benle seni sunmaya devam edersek evet, bunun kazasını tekrardan yaparız. O zaman şiirli yaparız. Tamam hocam. İnşallah öyle yaparız. Peki. Sözü Musab abiye bırakalım mı? Olur. Musab abi. Seyda-i Mala Said ile ilgili yeni hazırladığımız eseri inşallah okuyacağız. Evet. Allah rahmet eylesin kendisine. Buyurun abi. Yine biraz hüzünleneceksiniz.
Mustafa Ağzı Bey, yüreğine sağlık. Allah razı olsun inşallah. Bugün üzerinde eserler Mustafa Bey. Mala Said. Sonra Mala Said, evet. Hareketli evet. Eserimiz kalmış abi. En tasavvuf. Sana. Evet. Sizin geçenlerde Mustafa'nın amcası, değerli seyidamız Mola Siraç gelmiş. Böyle bizi de ziyaret etti. Bir hasbihal etme imkanımız oldu. Şunu diyordu, bu... bizim için yani mesela bu eserlerin çok ayrı bir önemi var. Bu vesileyle biz muhacerette olan, kim ola Said Seyidamıza muhacerette elinde kaza sonucu hayatını yitirdi. Allah-u Teala şehitler mertebesine ulaşırsın çünkü aynen. Muhacerette o da vefat etti. Bu vesileyle bu eseri muhacerette şu an bizi izleyen bütün kardeşlerimize armağan ederim hocam. Evet. Muhacerattaki insanlar için bu tip armağanların apayrı bir önemi tabii olsa ki, gerek. Elbette. Evet. Hepsine hürmetlerimizi, selamlarımızı ve tabii, eserlerimizi gönderiyoruz. Gurbette olan amcalarım da var. Tabii hepsine. Özellikle okuduğum eseri amcam Kemalettin'e armağan ediyorum. Bir de amcam Necmettin'e ve ailesine gelsin inşallah. Eyvallah. Yüreğine sağlık tekrardan. Bu arada sen mesajlaşıyordun, gülüyordun. Muhtemelen benimle ilgili biriyle mesajlaşıyordun yani, ama. Şöyle bir durum var bizim. Şimdi Şehmut Çakmak bizi izliyor hocam adım evet. Adım. Programı şu an izliyor ve programla ilgili yorumlar yapıyor. Oo, benim aklımda yazmışsa. Ona bir benim ya, hocam. Demin Musaf abiyle ilgili bir yorum yaptı. Ben yorumunu gösterdim. Onu burada şey yapalım. Seninle ilgili de ne diyor biliyor musun hocam? Diyor ki, diyor sen işin pratiğini bulmuşsun diyor.
Yanına diyor amatör ses alıyorsun gidiyor senin sesin öyle çıksın falan. Bana amatör mü dedi yani şimdi? Yani, bana amatör dedi. Yani tamam, onu yazdım diyor, ben bunu. Onlan, yani hocam sözde seni senin yanında seni yanıma çıkararak da sesimi parlatmaya çalışıyorum bunu ima ediyorum. Peki. Şimdi vakit biraz hızlı ilerliyor. Hemen Bilal abinin son eserini alalım. İnşallah bizim son eserimiz Diyarbakır'la ilgili bir eserimiz olacak. Bunu da izninizle Mehmet Ali abi de söyledi. Muhacirette olan arkadaşlara hediyemiz olsun. Ve bir de gurbette olan şu an Recep kardeşim var. Muhtemelen beni izliyordur. Bu da kendisine ve ailesine gelsin. Eyvallah. Bir de bizim çocuklar diyor bize de armağan et. Tabii ki. Buradan tabii onlara ki da ve bütün İslam ümmetinin çocuklarına gelsin. Eyvallah. Eyvallah. Buyurun. Buyurun abi. Diyarbakır. Bilal abi yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Sözünüzü keserekten. Özellikle bu şiirin yazarı, onu unuttuk. O da gurbette kendisi
Bu parçaya ona da armağan edelim, İbrahim Yaz. Evet. Bu parça özellikle ona da gelsin. Şimdi tabii gurbet. Evet. De ama. Muhacerat'ta değil. Yurt içi artık gurbet aynen olmaktan çıktı. Evet. Eskiden mesela benim abimin tanırsınız ilk görev yeri Artvin'di bu 25 yıl önce herhalde. O gurbetti. Çünkü Artvin'in bir ilçesinin bir köyünde o zaman telefon yok, ulaşım yok. Köyden ilçeye bile gidemiyor. Kar yağıyor 6-8 evet ay her yerde. İletişim yok. O gurbet sayılırdı. Ama şimdi yani neredeyse yurt dışı bile gurbetten çıkacak. Aynen. Neredeyse. Tabii yine de biz onu gurbetçi sayıyoruz. Selamlarımızı kendisine iletiyoruz. Tabii bu vesileyle dünyanın dört tarafında şu an gurbette olan, muhaceratta olan, hicret etmiş olan belki abilerimiz belki var. Onlara hocam, da selam veriyoruz. Bu zor zamanlarda hani ne bileyim Allah muhafaza etsin oradaki bütün kardeşlerimizi, hepimizi, cümlemizi. Hı hı. Hani insan bazen zor zamanlarda ya keşke en azından bu dar zamanlarda memleketimizde olsaydık. Belki şu an memleket özlemi biraz daha ağır basıyordur. Allah-u Teala kazasız belasız onlar da kavuşursun inşallah. Amin inşallah. Hani hakikaten hocam insan bir şey olacaksa tabii, kendi yerinde kendi memleketinde olsun. Olsun daha iyi. Bu yoğun koronavirüs, COVID-19 gündemiyle bir güzel bir program yaptık inşallah. Böyle birkaç saatliğine de olsa unuttuk. Unutturduk. Tabii son bir eserle inşallah veda edeceğiz. Programı kapatacağız. Öncelikle katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Bilal abi, Musab abi. Mehmet abi sana da teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık diyelim. Evet, değerli izleyenler, programın başında değinmiştik. Biz de Rehber TV ailesi olarak, İlahi Nameler ailesi olarak dünyanın şu anda gündemini işgal etmiş olan, doğal olarak işgal etmiş olan koronavirüs, COVID-19 salgınına duyarsız kalmadık, kalmayacağız da bundan sonra. Biz tabii ki her an birbirimize tavsiye etmekle mükellefiz. Hakkı ve sabrı birbirimize tavsiye etmekle mükellefiz. Buradan bizi izleyen bütün kardeşlerimize öncelikle tedbiri elden bırakmamayı özellikle tavsiye ediyoruz. Tabii bu tedbirli davranışın içerisine panik havasını koymadan, bu çok önemli, panik yapmadan uygun bir şekilde, kuralına uygun, zaten her gün açıklanıyor internetle, WhatsApp'tan, işte televizyon yayınları üzerinden neler yapılması gerektiğini uzmanlar söylüyor. Aman ha, uzmanların söylediklerine muhakkak uyalım. Bu işin uzmanları onlar. Nasıl ki bir seyidamız ilmi bir meseleyi anlattığında onun o ilmine güvenip söylediklerine itibar ediyoruz. Aynen o şekilde uzmanların, profesörlerin anlattıkları söylediklerine itibar edelim. Ve bana bir şey olmaz demeyelim, size bir şey olmayabilir, inşallah da olmaz ama siz başkasına bulaştırabilirsiniz. Hatta böyle programlarda bile bizim dikkat etmemiz lazım. Çok kalabalık değiliz, çok kalabalık ortamlara da girmemek lazım diyelim. Musab abi bekliyor. Sözü de fazla uzatmayalım. Haftaya yine aynı gün ve saatinde buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla. Buyurun hocam. Aşıklara seyru seyrandır, seyru seyrandır mümin yüreği.
yüreklere İdu bayramdır, İdu bayramdır. Masum gönüllere düğün dillandır, düğün dillandır. Ne güzel süslenmiş Mevlid meydanı, Mevlid meydanı. Gül kokusu sarmış sanki her yanı, sanki her yanı. Aşıklar doldurmuş nurlu meydanı, nurlu meydanı. Melekler seyreder sanki o anı, sanki o anı. Bugün aşıklara seyru seyrandır, seyru seyrandır. Mümin yüreklere İdu bayramdır, İdu bayramdır. Masum gönüllere düğün dillandır, düğün dillandır. Kardeşlere dua günüdür, dua günüdür. Boynu büküklere selam günüdür, selam günüdür. Bugün gözyaşları Kudüs'e akar, Kudüs'e akar. Kardeşlerin hali yürekler yakar, yürekler yakar. Bugün aşıklara seyru seyrandır, seyru seyrandır. Mümin yüreklere İdu bayramdır, İdu bayramdır. Masum gönüllere düğün dillandır, düğün dillandır. Bugün aşıklara vuslat günüdür, vuslat günüdür. Hakkın Habibine biat günüdür, biat günüdür. Bugün gözyaşları ümmete akar, ümmete akar. Tek bir salavatlar semaya çıkar, semaya çıkar. Bugün aşıklara seyru seyrandır, seyru seyrandır. Mümin yüreklere İdu bayramdır, İdu bayramdır. Masum gönül